Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kitaplara iman bize neler kazandırır? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Malum bizler imanımızı ifade ederken "Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi" ilahir devam ediyoruz. Allah'a, peygamberlerine, meleklere, işte kitaplara iman ettik. Demek ki iman esaslarından birisi de Allah'ın gönderdiği kitaplara iman etmek. Şu anda bizim bildiğimiz 4 kitap var. Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil ve Zebur. Bir de suhuf. Bazı peygamberler Allahu Teala sayfeler göndermiş. Suhuf-u İbrahim'e ve Musa gibi ayette de ifade ediliyor. Biz Allah tarafından neler gönderilmişse bunlara inanıyoruz. Peki kitaplara iman bize neyi kazandırır? Kitaplara iman ne demektir? Bunu biraz açmaya, biraz daha böyle ifade etmeye gayret göstereceğim. Değerli izleyenlerim, kitaplara iman vasıtasıyla bizler Cenab-ı Hak'tan gelen mesajlara muhatap oluyoruz. Yani bütün ilahi kitaplar, başta Kur'an olmak üzere Allahu Teala'nın bizlere mesajlarıdır. Mesela elektronik aletlerin yanında bir de kitapçık veriyorlar. O kitapçıkta o cihazın nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Kullanma kılavuzu. Ve o kullanma kılavuzuna göre insan hareket ediyor. Veya eczaneden bir hap alıyorsunuz. İçinde bir kağıt da oluyor. Orada kullanma kılavuzu tarzında bu ilacın nasıl kullanılacağı, hangi dozajda kullanılacağı ifade ediliyor. İşte bir insan eczaneden aldığı ilacı kullanma kılavuzunu okumadan eğer kullanacak olursa hapı yutabilir. Ve bir tane yutması gereken haptan 3 tane yutarsa şifayı bulmak değil, ölümü bulabilir ve kısa bir zamanda bu dünyadan gidebilir. Hassas bir cihazı kullanma talimatını okumadan kullanmaya çalışan bir kimse bir-iki kurcaladıktan sonra o cihazı bozabilir. İşte değerli izleyenlerim, bizler Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın bizden istekleri neler, marziyatı neler, bizim nasıl olmamızı istiyor, helal nedir, haram nedir, bunları öğrenmiş oluyoruz. Mesela insanın gözü her tarafa bakabilir. Ama acaba bunda bir sınır var mı? Helal haram sınırı var mı? Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda Cenab-ı Hak Peygamberimize şu talimatı veriyor. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوُدْتُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Müminlere söyle, gözlerini sakınsınlar ve namuslarına sahip çıksınlar. Demek ki gözün bakacağı yer var, bakmayacağı yer var. Ve diyelim bir aile hayatıyla meşru beraberlik olur. Ama aile olmadan kadın erkeğin bir araya gelmesi, bu gayrimeşru bir beraberlik olur. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den yine öğrenmekteyiz. Aile ile alakalı hükümler var. O aile ile alakalı hükümler nasıl bir beraberlik olacağını bize anlatıyor. Bize kalsa kiminle evlenilir, kiminle evlenilmez tam bilemeyiz. Ama Kur'an-ı Kerim mesela süt kardeşiyle evlenmeyi yasaklıyor. Pek çok kimse belki o kadar bu işin farkında değil ama Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan şeylerden biri de budur. Demek ki süt kardeşle evlenme olmayacak. Bir erkek kendi kız kardeşiyle evlenemediği gibi süt kardeşiyle de evlenemez. Bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Öte yandan insanlar mesela içkiyi bir marifet zannedebilir. Ve işte belli bir dozajda içtikten sonra bu zevk verici bir şeydir. Belli bir dozajda kullanmanın mahsuru yoktur derler. Hatta bunu medeniyetin bir tezahürü, medeniyetin bir görünümü gibi kabul edebilirler. Onların bu kabulüne göre içen insan medenidir, içmeyen insan çağ dışıdır. Böyle telakki edebilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim içkinin ricsun min ameli şeytan olduğunu bize bildiriyor. Şeytanın amelinden bir pislik. Dolayısıyla bazı insanlar içkiyi ön plana çıkardıklarında kendi pisliklerini ortaya çıkarmış oluyorlar. Ve içkinin gerçekten de savunulabilir bir tarafı olmadığını aklı selim sahibi olan insanlar görüyorlar. Daha bunun gibi insan hayatına böyle dikkat ettiğinde Kur'an-ı Kerim'deki talimatları düşünecek olursa kendine çeki düzen verir, durması gereken yerleri öğrenir. efendim ölmesi gereken yerleri öğrenir, konuşması gereken yerleri öğrenir ve bu şekilde hayatı istikametle geçer. Mesela yalan söylemek. İnsan yalan söylemeyi marifette zannedebilir. İşte yalan söylersem bir takım zararlardan kurtulurum diyebilir. Ama Kur'an-ı Kerim bunu yasaklıyor. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ zur, yalan sözden sakının buyuruyor. Dolayısıyla evet bu dil doğru da söyleyebilir, yalan da söyleyebilir ama كُنُوا مَا الصَّادِقِينَ, doğrularla beraber olun. İnsanın özü, sözü doğru olmalı ve o insan doğrularla beraber olmalı. İşte Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Yoksa bir insan kendi haline kalsa yalancılarla beraber olmayı marifet zannedebilir. Yalan söylemeyi hüner kabul edebilir. Öte yandan aile hayatında mutluluğu temin eden bir takım durumlar, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer almış, ifade edilmiş. Bir devlet hayatıyla alakalı, mesela bir devlet meşverete dayalı olmalı. Bazı şahısların fikirleriyle idare edilmemeli. Kur'an-ı Kerim bu noktada talimat veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ, yapacağın işler hususunda insanlarla meşveret yap, onlara danış. Ve Cenab-ı Hak müminleri methederken وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, onlar kendi aralarındaki işlerini şura ile yaparlar, meşveretle yaparlar. Bu tarzda bildiriyor. Bu gibi ölçüler gerçekten de bizi rastgele hareket etmekten kurtarıyor. Yoksa bir insan benim aklım bana yeter, ben istediğim gibi hareket ederim diyebilir. Ama doğrudan peygamberimize bile talimat verilmiş. Yapacağın işler hususunda meşveret et. Demek ki meşveret insanın hayatında önemli bir esas. Allahu Teala adaleti emrediyor. İnna Allah ya'muru bil adl. Allah adaleti emreder. Vel ihsan, iyiliği emreder. Ve ita'izil gurbe, yakınlara vermeyi emreder. Ve yenhanil fahşai vel münker, fuhşiyattan, aklı selimin kabul etmediği kötü şeylerden Allah yasaklar. Ve burada şunu görüyoruz. Bütün güzellikler Allah tarafından emredilmiş, bütün çirkin olan şeyler Allah tarafından yasaklanmış. Böyle olunca kitaba iman, kitaplara iman bizi rastgele hareketlerden kurtarıyor. Acaba hangi şey helal, hangi şey haram, bu gibi tereddütlerden kurtarıyor. Ve bize bir kullanma kılavuzu veriyor. Bu insan nasıl mutlu olur? Aile hayatı nasıl güzel, mutlu bir şekilde devam eder? Devlet hayatı ne gibi esaslara dayanırsa hayat güzel devam eder. Kur'an-ı Kerim bütün bunları bize göstermiş oluyor. Demek ki insan Kur'an'ı dinlediğinde bu şekilde bunları öğrenecek ve nasıl hareket edeceğini bilmiş olacak. Ve Ela inna ahsenel kelam ve eblahan nizam kelamullahil azizil melikil allem diye cuma hutbelerinde duyuyoruz. Çok güzel bir ifade. Ela inna ahsenel kelam, sözlerin en güzeli, ve eblahan nizam, en mükemmel sistem kelamullah, Allah'ın kelamıdır. Bu açıdan herhalde hepimizin en önce kulak vermesi gereken Allah ne demiş? Bunu anlamaya çalışmak. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insan, ben doğrudan Allah'a muhatabım, Allah'ın kelamını okuyorum, Allah'ın kelamını dinliyorum diyebilir. Ve bunun neticesinde o insan gelen emirleri, yasakları öğrenir, haramlardan uzak kalmaya çalışır, helal olanlardan da istifade eder ve böylece istikametle hayatını devam ettirir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ı layıkıyla anlamaya çalışan ve ona göre yaşamaya çalışan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.